Dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan, en popüler oyunu çok basit bir şeklin karelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dört tane kare I şeklinde, O şeklinde, L şeklinde, S ve T şeklinde bir araya gelince tetrominolara dönüşüyor. Karşıdan üzerinize doğru gelen tetrominoları düzgün bir şekilde yerleştirme çabasıyla da Tetris oyunu ortaya çıkıyor. Dörtlü karelerle oynanan bir tenis oyunu gibi. Zaten adı da buradan geliyor. Dört anlamına gelen tetra ve tenis kelimelerinin birleşiminden. Tasarım yaparken aklınızda olsun. Yeni bir şey ortaya koymak için iki farklı şeyi daha önce hiç olmadığı biçimde bir araya getirin. Bu oyun 1984 yılında ilk kez ortaya çıktığında Sovyetler Birliği'nin malıydı. Çünkü Moskova Sovyet Bilim Akademisi'nde çalışan bir bilgisayar programcısı olan Alexey Pajitnov bu oyunu iş saatlerinde geliştirmişti ve o sırada devletten maaş alan bir memurdu. Amacı yeni donanımları test etmekti ve bunun için de küçükken çözmeye çalıştığı bulmacaları bilgisayar programına dönüştürme fikri aklına geldi. Evet, Tetris'in atası bu tür oyunlar. Bu Katamino. Buna benzeyen çeşitli petromino bulmacaları var. Farklı şekilleri kullanarak dikdörtgen yapmaya çalışıyorsunuz. Alexey bunu bilgisayar programına çevirirken şekilleri sadeleştirmek zorunda kaldı. Çünkü yazılımı geliştirdiği Elektronika 60 adlı bilgisayar günümüzdeki bilgisayarlara göre o kadar ilkeldi ki tetromino bloklarını oluşturabilmek için harfleri kullanmak zorunda kalıyordu. Tasarım yaparken aklınızda bu da bulunsun. Kısıtlı imkanlar, yaratıcılığı kamçılar. Sadece grafik tasarımı ya da oyun tasarımından bahsetmiyorum. Yeni bir şey, bir proje, bir ürün geliştirirken sınırsız imkanların peşinde koşmayın. Tam tersine, o an sahip olduklarınızı en verimli şekilde nasıl kullanabilirim acaba diye düşünün. Alexey de bunu yaptı ve Petromino bulmacalarını sadeleştirdi. 5 kareden oluşan 12 parçalı bulmacayı 4 kareden oluşan 7 parçalı bir oyuna dönüştürdü. Bir şeyleri geliştirmek sadece ona yeni şeyler eklemek anlamına gelmiyor. Ondan bir şeyleri çıkartarak da geliştirebilirsiniz. Sanatçılar da bunu yapar. Mermerdeki fazlalıkları atıyorum, geriye heykel kalıyor diyen Michelangelo'yu hatırlayın. Bir şeyleri eksilterek de tasarım yapılabilir. Tetris oyununun ilk versiyonu böyle ortaya çıktı. Başlangıçta geleneksel bulmaca versiyonundan hiç de farklı değildi. Alexey bu versiyona genetik mühendislik adını vermişti. Fakat hem adı hem de kendisi ona biraz sıkıcı geldiği için üzerinde çalışmaya devam etti. Dikdörtgeni dikey hale getirip şekillerin aşağıya doğru düşmesine karar verdi. Fakat bu kez de yeni ve başka bir problem daha ortaya çıkmıştı. Aşağıya düşen parçalar hızla ekranı dolduruyordu. Tasarım problem çözmektir. Alexey bu problemi tamamen dolan satırları silerek çözdü. Artık oyun kolayca bitmemeye başlamıştı ve böylelikle dünyanın en sevilen oyunlarından biri haline geldi. Aynı zamanda en çok bağımlılık yapan oyunlarından biri. Bu fenomen hakkında yapılan ilk çalışmalardan biri 2000 yılında Harvard Tıp Okulu'nda gerçekleşti. Katılımcılar 3 gün boyunca günde 7 saat bu oyunu oynadılar. %63'ü yani neredeyse 3'te 2'si oyundan ayrıldıktan saatler sonra şekilleri görmeye devam ettiklerini söyledi. Özellikle de uykuya dalarken. Araştırmacılar bu fenomene bir isim verdiler. Tetris etkisi. Her ne kadar bu Tetris'in PlayStation versiyonu için hazırlanan bir tanıtımdan alıntı olsa da içinde gerçekleri barındırıyor. Tetris bir çeşit bağımlılığa yol açıyor. Klinik psikolog Vladimir Pokilko bu bağımlılığı 3 şekilde açıklıyor. Oyunu oynarken beyniniz bir karar alıyor ve bunun sonucunu anında görüyor. Şekilleri yerine oturtmak çok küçük de olsa yeni bir tatmin duygusu oluşturuyor ve bu küçük tatminler birkaç saniyede bir tekrarlanıyor. Öte yandan tamamlanmamış boşluklar oluştuğu için beyniniz bunları da doldurmak için kendini zorlamaya başlıyor. Ve nihayet birkaç saat oyunu oynadıktan sonra ilk iki aktivite otomatikleşiyor. Tekrar tekrar aynı şeyleri yapmak bir huya dönüşüyor. Bir başka deyişle tekrarlama motivasyonuna. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma Tetris oynamanın başlangıçta beyindeki glukoz metabolik rate yani GMR değerlerini arttırdığını fakat birkaç hafta sonra bu değerlerin normale döndüğünü ortaya koymuş. Peki bu ne anlama geliyor? Tetris, beynimizin çok da verimli kullanamadığımız bazı kısımlarıyla ilgili
aktivitelerimizi durdurma konusunda bizleri eğitiyor. Hatta aynı araştırma en iyi Tetris oyuncularının en düşük GMR değerlerine sahip olduğunu da bulmuş. En iyi Tetris oyuncuları demişken şuna da bir göz atalım şimdi. 2018'de yapılan klasik Tetris Dünya Şampiyonası'nı izliyorsunuz şu anda. Sağdaki kişi Janus 7 kez dünya şampiyonu olmuş. Soldaki kişi ise henüz 16 yaşında bir genç Joseph. Sağdaki 849.920 puanına 26. seviyeye geçti ve hemen ardından puanı daha düşük olsa da soldaki genç 26. seviyeye ulaşmayı başardı. Bu seviyelerde tetromino'ların geliş hızı çok büyük konsantrasyon gerektiriyor. Eğer alttaki satırlarda zamanında temizlik yapamazsanız bir anda ekranınızda olabilir. Ve gördüğünüz gibi nitekim 7 kez dünya şampiyonu olan Janus bu kez maalesef kaybediyor. Şimdi herkesin dikkati bir anda solda, Tetris dünyasında henüz adını yeni yeni duyurmaya başlayan o gençte, Joseph'ta. Fakat ben sizin yine de bu kez kaybeden dünya şampiyonunun yüzüne odaklanmanızı istiyorum. Bu yüz ifadesi kaybeden birine ait değil sanki. Rakibinin elde ettiği başarıdan samimi bir şekilde zevk duyan, yaşadıklarının bir oyundan ibaret olduğunu unutmayan birinin yüz ifadesi. İşte buna olgunluk diyoruz. Tetris oynamak belki de sadece beynimizdeki GMR değerlerini düşürmekle kalmıyor. Onun yani beynimizin pek de verimli olmayan hırs, kıskançlık ve kibir gibi bazı kısımlarını kullanmayı durdurma konusunda bizleri eğitiyor. Belki de diyorum, spekülasyon yapıyorum ve bu spekülasyonu arttırarak yanına en sevdiğim YouTuber'lardan biri olan John Green'in bir argümanını ekliyorum. Why are humans suddenly getting much better at Tetris? Neden insanlar bir anda Tetris'te daha iyi hale geldiler sorusunu sormuştu bir videosunda John Green. Gerçekten de ilk ortaya çıktığı 2000 öncesi dönemde bu kadar başarılı oyuncular yoktu. Bunun en önemli sebeplerinden birini açıklayabilmek için önce size bir soru sormak istiyorum. Bir problemin çözümü için hangisi daha etkilidir? Çok sayıda insanın ama tek başlarına yalnız olarak çalışması mı? Yoksa az sayıda ama bir araya gelen insanların gruplar halinde çalışması mı? Tetris ilk ortaya çıktığı 2000 öncesi dönemde de çok popülerdi. Ancak herkes birbirinden kopuk bir şekilde ellerindeki Game Boy'larla bu oyunu oynuyordu. Bu insanlar birbirlerinin yaptığı skorlardan, aldığı puanlardan bile habersizdi. Oysa günümüzdeki oyuncular bırakın birbirlerinin skorlarından haberdar olmayı, İnternette birbirlerine bağlanıyorlar, küçük ama etkili gruplar oluşturuyorlar, birbirlerine bakarak çok daha hızlı öğreniyorlar. Az önce izlediğimiz final maçını sunanlar 16 yaşındaki Joseph'ın kendini YouTube'daki Tetris videolarını izleyerek geliştirdiğini söylüyor. Yaşadığınız toplumdaki en parlak, en nadide, en zeki, hatta dahi seviyesinde bir insan olabilirsiniz. Böyle kırmızı bir küp gibi ayrıksı, elit bir şahsiyet. Bu arada kırmızı küp deyince aklıma dünyanın en popüler ikinci oyunu geldi Tetris'ten sonra, Minecraft. Tıpkı Tetris'in karelerden oluşması gibi Minecraft da küplerden oluşuyor. İlginç bir benzerlik değil mi? Her neyse, hani o sahip olduğunuz üstün kişilikle çok büyük başarılara imza da atabilirsiniz ve bu çok da iyi bir şeydir sizin için. Ama topluluk için, toplumlar için, medeniyetin gelişebilmesi için sadece dahiler yeterli değil. Daha ortalama bir zekaya sahip olsa bile iki kişinin yan yana gelmesi çok değerli. Dayanışma içine girmesi. Çünkü böyle yaptığınızda bir başka iki kişi sizden özenerek belki de öbür tarafta bir araya geliyor. Sonra bunlar bir küçük grup oluşturuyorlar. Ekip, takım, girişim dünyasında startup adına her ne derseniz deyin ama bir problemi çözmek için odaklanmış bir şekilde bir araya gelen bu ortalama insanlar kendilerinden kat be kat daha üstün olan zekalara meydan okuyabiliyor. Çünkü odaklandıkları o problemi çözebilmek için bu grup şekilden şekle girebiliyor. Önce bir 4 tanemiz yan yana ya da üst üste gelelim. Sonra bu olmadıysa bir de şöyle bir şekil deneyelim. Bu da mı olmadı? Hata mı yaptık? O zaman bir de buna bakalım. Ya da şuna. Olmadı, buraya geçelim. Günümüz dünyasında gelişmiş toplumlara, ülkelere baktığınızda bu tür küçük grupların rahatlıkla oluşturulabilmesi için her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını görürsünüz. İnkübasyon ortamlarında rahatça ve hızlıca
iletişime geçebilirler, bağlantılar kurabilirler. Bu tür ülkelerin, toplumların eğitim sistemleri tek tük dahiler yetiştirmeye odaklanmamıştır. Ülkenin genelinde eğitim kalitesini arttırmak için yatırımlar yapar ki ortalama yükselsin. Her yerde çalışma grupları oluşturulabilsin. Yani bir anlamda ülke çapında büyük bir Tetris oyunu tasarlanır. İşte asıl böyle büyük oyunları görmek lazım. Görmek ve öğrenmek. Böyle büyük bir oyun tasarladığınızda her yerde irili ufaklı, çeşitli şekillerde farklı uzmanlıklara sahip gruplar oluşmaya başlar. Ve bu gruplar yavaş yavaş odaklandıkları problemleri çözmeye başlarlar. Uyum içerisinde, aralarında hiçbir boşluk bırakmadan bir araya gelen bu insanların ortak gayretleri, çabalarıyla hayatlarından bir problem satırı daha silinmiş olur. Ve bir noktadan sonra bunları yapmak, böyle davranmak toplumda bir huya dönüşür. Tetris gibi bir bağımlılığa. İşte bizim bu türden bir bağımlılığa ihtiyacımız var.